Emeklilik yaşı düşüyor. Kademeli emeklilik sistemi yolda. Türkiye emeklilik sisteminde önemli bir reforma imza atıyor. Türkiye emeklilik sisteminde önemli bir reforma imza atıyor. Yeni düzenlemeye göre emeklilik yaşı kademeli olarak düşürülecek ve bu değişiklik özellikle yüksek yaş sınırları nedeniyle emeklilik hakkını kullanamayan milyonlarca vatandaş için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 2024 yılının ilk yarısında yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistemle emeklilik yaşı bireylerin işe başlama tarihlerine bağlı olarak kademeli bir şekilde belirlenecek. Emeklilik yaşı nasıl belirlenecek? Yeni sistemde 1999 yılında işe başlayanlar için emeklilik yaşı 46 olarak belirlenirken 2008 yılına kadar işe başlayanlar için bu yaş sınırı 54'e kadar yükselecek. Bu değişiklik, emeklilik yaşını daha adil bir şekilde düzenlemeyi ve hem mevcut çalışanlar hem de gelecekteki emekliler için önemli bir fırsat sunmayı amaçlıyor. Umut verici bir reform. Yaklaşık 4,5 milyon kişi bu düzenlemenin getireceği avantajları umutla bekliyor. Ancak yasa yürürlüğe girdiğinde her yıl yalnızca 350-400 bin kişinin bu sistemden yararlanabileceği öngörülüyor. Aşamalı geçiş süreci, sosyal güvenlik kurumu üzerindeki yükü azaltmayı ve bütçedeki baskıyı hafifletmeyi hedefliyor. Kaynakların verimli kullanımı. Kademeli emeklilik sistemi, emeklilik maaşlarının daha düzenli bir şekilde ödenmesini sağlayacak ve sosyal güvenlik sistemindeki kaynakların daha verimli kullanılmasına olanak tanıyacak. Uzun vadede bu reformun emeklilik sisteminin daha sağlam bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunması bekleniyor. Belirsizlikler ve gelecek. Ancak seçim dönemi nedeniyle düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda belirsizlikler mevcut. Erken seçim ihtimali göz önüne alındığında reformun seçim öncesinde ele alınması pek mümkün görünmüyor. Eğer mevcut hükümet görevine devam ederse kademeli emeklilik reformunun 2028 yılında meclisten geçmesi bekleniyor. Sonuç Türkiye'de emeklilik sistemindeki bu kademeli düzenleme milyonlarca vatandaş için yeni bir umut ışığı doğuruyor. Emeklilik yaşının daha adil bir şekilde belirlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması bu reformun en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Gelecek dönemde bu düzenlemenin nasıl hayata geçirileceği ise merakla bekleniyor.